Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde Nako Çaça'nın ihraç fazlası ipi var arkadaşlar. Bakın şöyle kalın bir ip. Bu ip piyasada da var, şu anda da var. Çok güzel bir hırka çalışmasıyla birlikte olacağız inşallah. İpim bu renkten iki tane vardı. Bir hırka kısa, crop bir hırka olacak ama isteyen uzun da yapabilecek. Zaten yakadan başlamalı yapacağız. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben bir de şöyle bakın, bu da yine ihraç fazlası kalın bir ip. Bununla da aralarına, kollarına daha doğrusu o iple yapmayı düşünüyorum. Şöyle bakın, renk geçişleri olan bir ip. Bunun çok renk çeşitleri var. Siz de temin ederseniz bu aynı şekilde hırkayı beraber örebiliriz. Hırkamız arkadaşlar, bu ip kalın olduğu için şişle yapacağız. Ben sıkı ördüğüm için 9 numaralı şiş kullandım ama daha gevşek örenler 8'de de yapabilir. Ben biraz sıkı örüyorum. O yüzden 9 numaralı şiş kullanmayı tercih ettim. Bu ipi bulamazsanız böyle kalın bulut ipler var, böyle kendinden böyle bulutlu gibi, şu anda markaları hatırlamıyorum tam olarak, onları da onlarla da yapabilirsiniz, hatta onları iki kat da yapabilirsiniz veya herhangi bir kalın ipi de bu şekilde iki kat yaparak da kullanabilirsiniz. Şimdi ipimiz böyle, bu iple çalışmamızı yapacağız. Şöyle bir miktar ip ayırıyorum buraya. Şimdi ilmek atacağız ve hemen çalışmamıza başlayacağız. Şimdi şişimi aldım. Burada bir miktar ip bıraktım. 40 ilmek atacağız arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Buradan yumaktan gelen ipimizi, buradan da bu bir miktar, yaklaşık 1,5 metre kadar ip bıraktım. Şöyle tutuyorum. Bunu şöyle bakın üstten alıp şöyle yapıyorum. Şöyle kendi etrafında şöyle yapalım bakın böyle. Hatta alttan alın, şöyle yapın. Bir kere çevirdim. Şimdi bu baş parmağımızdan girip işaret parmağımızdan alıp bunun içinden böyle çekiyoruz. Yine bakın şu iki ipi burada tutuyorum. Baş parmaktan giriyoruz. İşaret parmağından alıp bu şekilde sıkılıyoruz. 40 tane ilmek atacağız. Bu şekilde baş parmaktan girip işaret parmağından çıkararak, burayı da bu şekilde sıkarak şöyle 40 tane ilmek atacağız. Daha sonra da hemen örgümüze başlayacağız. Örgümüz yakadan başlamalı, kolay, çok çabuk olan bir hırka arkadaşlar. İp zaten kalın, şiş kalın ve çok çabuk yapacaksınız. Göreceksiniz ki nasıl bittiğini siz de inanamayacaksınız. Ben bunu 3 tane iple yaklaşık kemer hizasında bir hırka oluyor. Ama daha uzun yapmak isterseniz biraz 4 veya 5 ip de kullanabilirsiniz. Şimdi bu ilmeklerimizi atalım. Daha sonra hemen hırkamızın yapımına geçelim. Böyle 40 tane ilmek atacağız. Ve hemen yakadan başlamalı olduğu için yakasını yaparak ilerleyerek devam edeceğiz. Arttırmalarımız olacak. Ben şimdi bunu bir kaç ilmek olduğunu sayayım. Şimdi saymadım. 40 ilmek olacak. Ben 40 ilmek attım ve hemen buradaki ipimi buraya bağlıyorum ve hemen başlayalım. Ben boyunda örüyorum arkadaşlar. Tabii siz nasıl örüyorsanız o şekilde de şey yapabilirsiniz. Şimdi haraşa öreceğiz. Ben önden örüyorum haraşayı. Kusura bakmayın, iplerden şey oldum. Ben haraşayı bu şekilde önden örerek yapıyorum. Şöyle alıyorum, üstünden atıp çekiyorum. Bu haraşayı iki diş yapacağız arkadaşlar. Yani 4 sıra haraşa yapacağız. Daha sonra da hemen arttırmaları yapacağız.
Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram sayfam Örgü Hocam YouTube'a gönderirseniz ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlarımıza da bir faydamız olsun. Şimdi bunu bu şekilde ben hep önden örüyorum ama siz arkadan örüyorsanız haraşayı, yani düzden örüyorsanız, ben tersten örüyorum. Fark etmez. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi iki diş, yani dört sıra haraşa öreceğiz. Bu birinci sıramız oluyor. Zaten bakın, hemen ördüğünüzde çok çabuk ilerliyor. Şimdi bunun sonunu da haraşayla bitiriyoruz. Düz örgü olarak örmüyoruz. Bakın, burayı da bu şekilde örüyorum. Yani diş diş olacak. Düz örgü gibi durmayacak burası. Devam ediyoruz haraşaya. Bu şekilde bakın. Şimdi bir diş oldu. Şurası bakın, bir diş oldu. Şimdi arkaya gideceğim. Sonra yeniden ön sıraya geleceğim. Yani toplamda 4 sıra öreceğim. Bu da ikinci sıramız. Daha sonra hemen ayraçları takarak arttırma yerlerinden bahsedeceğim. Toplamda 40 ilmek attık. Ben şimdi bu 4 sırayı öreyim. Ondan sonra yeniden buluşalım. Şimdi arkadaşlar, 4 sıra dedim ama 1 sıra daha yapacağız. Çünkü şu anda arkadayız. Arttırmaları ve ayırmayı ön sırada yapacağız. Bu da 5. sıramız oluyor. 5 sıra haraşa örüyoruz. Şimdi ön tarafa gelince hemen arttırmalara başlayacağız. Burası yaka kısmı oluyor. Şimdi bunu da bu şekilde yapın. Siz bunu dediğim gibi istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz ama bu çaçaya çok yakıştı. Bir de çabuk yürüyor. 9 numara şişle şey de var. Bir markette satılan böyle kalın bir ip vardı. Ondan da yapabilirsiniz. Marketin ismini burada telaffuz edemiyorum. Orada da ben onunla da ördüğüm projelerim vardı. Kalın olan iple de yapabilirsiniz. Yani şu kalınlıkta, bakın şöyle kalınlıkta iplerle de yapabilirsiniz. Yani şart değil bu ipi kullanmanız. Şimdi bu kalın şişe ayraç girmiyor arkadaşlar. Normal ayraç. İple ayraç yaptım ben. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Bu sıramızda bitirdik. Toplamda 40 ilmeğimiz vardı. Şimdi ön sırada hemen başlıyoruz arttırmalara. Şimdi ön sırada arttırma yapacağız. Arka sırada hiç arttırma yapmadan devam edeceğiz. Şimdi bakın, burası ön sıramız. Bir, iki diş oldu. Şöyle göstereyim. İki diş oldu. Toplamda 5 sıra yaptık. İlmek attık. Gittik geldik. Gittik geldik ve gittik. O şekilde. Şimdi burada şu birinci ilmeğimiz 1. 2, 3, 4 tane haraşa yapıyoruz. Bakın 2, 4 tane haraşa yapıyoruz. Şimdi ipimi arkaya attım. 2 tane düz örüyoruz. 1, 2, 2 tane düz ördük. Artık düz örgü öreceğiz. Sadece bu ön bantlarında, yani hırkanın hem başında hem sonunda 4 ilmeğimiz haraşa olacak. Şimdi 2 tane düz örgü ördüm. Şimdi burada bakın, şu ilmekle şu ilmeğin arasına şuradaki ipi, buradaki ipi alıyoruz, şişimize takıyoruz
Ve bunu tersten ters, bakın bu ilmeği şişime taktım. Bunu bu şekilde örmüyoruz. Böyle örürsek burada delik oluyor. Bunu şöyle yapıp, bakın şöyle yapıp bunu şuradan alıp bunu buradan bir tane ilmek ördüm. Arttırma yapmış oldum. Şimdi şurada benim ayraçlarım var, bakın. Bunlar ipleri keserek bağlayarak yaptım. Bunu buraya takıyorum. Bu ayracımı buraya takıyorum. Şimdi bir tane düz örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Arttırma yaptım. Bir tane düz ördüm. Şimdi yine bakın. Buradakini alıp bunu bu şişime takıp bunu şöyle yapıp arkadan öreceğiz. Tabii biraz şey oluyor. O ip orada sıkıştığı için zor oluyor. Bu şekilde arttırma yaptım. Şimdi bir arttırmadan sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek ördüm. Şimdi 6 tane ilmek ördüm. Şimdi yine arttırma yapacağım. Şimdi 6 tane ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimi gene bakın şişime taktım. Yine arttırma yapıyorum. Bunu şöyle alarak arttırmamı yapıyorum. Hemen ayracımı takıyorum. Ayracımı takıp bir tane düz örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu düzün hem sağından hem solundan arttırma yapıyoruz. Yine bakın alttaki şu ipimi çıkarıyorum. Şişime takıp buna takıp bunu, yani şu şekilde örmüyoruz. Bunu bu şekilde örersek bakın delik oluyor. O yüzden bunu şişe takıp çeviriyoruz. Yani ipi biraz zor oluyor ama ben sık ördüğüm için arttırma yaptım. Bakın arttırmalarımızı göstereyim. Bir burada yaptık, bir burada. Ortada bir tane düzümüz var. Şimdi burası ön, şurası öndü. 6 tane ilmek kola oluyor arkadaşlar. Şimdi arkayı bu arttırmadan sonra sayıyorum. 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bu 12 ilmeğimiz arka. Şimdi yine bakın şuradaki ipimi şöyle yukarı doğru çekip bunu buna takıyorum. Bunu da şöyle yapıp arttırmayı yapıyorum. Buraya da bir tane ayraç takıyorum. Şimdi bir tane düzümü örüyorum. Yine bakın şuradaki ipimi şöyle biraz genişletip takıyorum. Yine bunu şöyle yapıp arttırmamı yapıyorum. Şimdi kola 6 tane bu arttırmadan sonra sayıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptık. Yine bunu şöyle genişletip buraya takıp arkadan yine düz örgü örüyorum. Hemen ayracımı takıyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Yine bunu şöyle genişletip şuradaki ipi, şu ikisinin arasındaki ipi buna takıp bir tane daha düz örüp şimdi iki tane düz örüyorum. Arttırmadan sonra iki tane düz. Burada dört tane kalıyor. Bu dört taneyi de ters, yani haraşo yapıyorum. 2 3 4. Şimdi şeyimizi kurmuş olduk. Arttırma yerlerini de ayarladık. Nasıl yaptık? Hemen ondan bahsedelim.
Şimdi burada 2, 4 tane ters ördüm. Daha sonra 2 tane düz ördüm. Bu düz ördüğümle şuradaki ilmeğimin arasından bir tane ilmeği çaprazlayarak düz ördüm. Ayracımı taktım ki bir sonraki sırada şaşırmayalım diye. Buraya bir tane düzüm ördüm. Yine burada arttırmamı yaptım. Sonra 6 tane ördük kol için. Arttırmamızı yaptık. Ayracımızı taktık. Düz ördük. Arttırmamızı yaptık. Sonra 12 tane ördük. 12 tane ördük. Arttırdık. Düz ördük. Arttırdık. Sonra 6 tane ördük. Yine arttırdık. Düz ördük. Arttırdık. 2 tane düz ördük. 4 tane ters ördük. Şimdi arka sıraya geldik. Arka sıralarda hep ters örgü arkadaşlar. Şurası da bakın şöyle tırtıklı yapıyorum ters olarak. Yani orayı düz örgü gibi göstermiyorum. Bakın şöyle tırtıklı duruyor. Arka sırada hepsini ters örüyoruz. Şimdi arka sıradayız. Hepsini ters örüyoruz. Bu ayraca geldiğimizde ayracımızın yerine buna direkt takıyorum. Sonra devam ediyorum. Ters olarak devam ediyorum. Ayraca geldiğimizde ayracı direkt şişimize geçiriyoruz. Bakın bunu direkt şişime geçiriyorum. Buraya devam ediyorum. Ayraç bize arttırma yerini anlattığı için ön sırada lazım. Arka sırada sadece yerini değiştirmemeye dikkat ediyoruz. Böyle ters örgü, arka sıra zaten hep ters örgü. Önde arttırmalarımız var. Bakın zaten toplamda 6-7 sıra yaptık ve ne kadar çabuk ilerliyor. Şimdi yine ayracımı buraya taktım. Devam ediyoruz. Şimdi hemen bir sonraki sıradaki arttırmayı da göstereyim. Daha bunu şimdi hangi bedende olursanız olun. Yani bu iple yapıyorsanız veyahut da 8 veya 9 numaralı şişle örüyorsanız. Tabii bunu ince iple de yapabilirsiniz ama o zaman bu 40 ilmek yetmez. O yüzden bu 8 veya 9 numaralı şişle yapıyorsanız hangi bedende olursanız olun bu şekilde başlayacaksınız. Yani benim bedenim 36, benim bedenim 44 diye şey yapmayın. Aynı şekilde başlayacaksınız. Zaten beden bilgisini koltuk altına geldiğimiz zaman ben size oradan bilgi vereceğim. 2, 4 tane ters örgümü ördüm. Şimdi burada bakın arttırma yaptığımız için 3 oldu. 2 ile başladık. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. Bakın ayraca geldim. Şimdi burada arttırma yapacağım. Şu ipimi alttan alıyorum. Bakın şuradaki ipimi alıp şişime taktım. Bunu şu şekilde yapıp düz örgü örüyorum. Düz örgümü ördüm. Hemen ayracımı da takıyorum. Yerim şaşırmasın. Buradaki düz direkt düz olarak devam edecek. Bakın düz örgü. Şimdi yine buradaki bunu alıyorum. Şişime takıp çaprazlıyoruz. Yani buradaki bakın ipi çaprazlıyoruz. Deliğimiz küçük olsun diye. Şimdi kola geldik. Kolu da aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Düz örgü örüyoruz. Sadece 4 tane önde haraşamız var. Ters örgümüz var. Şimdi bakın yine ayracıma geldim. Şöyle yapıyorum. Bunu genişletip şişime takıp arkadan al şöyle çaprazlıyorum. Sonra yine bu ayracımı alıp şişime geçiriyorum. Ortadaki bir tane düzümü örüyorum.
Bu taraftaki arttırmayı unutmayın arkadaşlar. Bu düzün hem sağından hem solundan. Buraya da ayraç takabilirsiniz unutmama adına. Şimdi yine arttırmayı yapıyoruz. Yani şu düzün bir sağından bir solundan arttırmamızı yapıyoruz. Ayracı ben hani başlangıcına takıyorum. Fazla hani yapmadım. Ama siz hem başına hem soluna ayraç takabilirsiniz. Bu ortadaki düz ilmeğimizin. Şimdi düzümüzü örüyoruz. Arkasındayız. İkişer ikişer ilmekler artıyor. 12 idi. Şimdi 14 ilmeğimiz oldu. Önler birer birer artıyor. Arka ve kollar çift çift artarak ilerliyor. Şimdi geldik. Yine burada aynı şekilde arttırmamızı yapıyoruz. Bunu buna geçirip bir tane bu düzümü örüp sonra yine arttırma yapıyorum. Sonra kolu örüp toplamda 4 yerinde arttırma var ama 8 tane arttırmamız var. Şimdi en son bu ön tarafa geldik. Bunu da bu şekilde takıp hemen arttırmamı yapıp bunu da takıyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Yine bir tane arttırmamı yapıyorum. Sonra burada 3 tane düz örüyorum. 2 3 öne geçip 4 tane ters örüyorum. 2 sıra arttırmayı anlattım. Bu şekilde arttıra arttıra gideceğiz. Şimdi bakın önde arttırmamızı yaptık. Arkada hiç arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Hiç arttırma yapmadan direkt hepsini örüyoruz. Hepsini ters örgü örüyoruz. Hiç arttırma yapmıyoruz. Ses yapıyor şişlerde. Şimdi bakın hepsini ters örüyoruz. Benim kalın ipim yani çaça benim burada iki tane vardı bu ipten. Başka renklerim de var da bunun rengi hoşuma gittiği için şey yaptım. Bir de kolunu dediğim gibi şu iple çalışacağım. Renk uyumunu yakaladığım için. Ama hepsini tek renkle de yapabilirsiniz. Yani şimdi arkada bakın hepsini tek olarak örüyorum. Ayraçlarımızı da takmayı unutmayalım. Şimdi ben bunu koltuk altına kadar bu şekilde arttıra arttıra gideceğim. Önde arttırma yapıp arkada arttırma yapmayacağım arkadaşlar. Bakın direkt ayracı takıp ilerliyorum. Arka sırada bu şekilde önde de arttırmaları yapıyoruz. Bunu bu şekilde yapalım. Koltuk altında buluşalım. Koltuk altındaki ben size mesafeyi kaç santim yapacağınızı da anlatacağım. Ben oraya kadar öreyim. Orada büyük bedenler biraz daha fazla yapacak. Ben bunu 30, 36, 38, 40 bedene uyumlu yapıyorum. Yani bunu siz yine beden bilgisini koltuk altında yine detaylı bir şekilde vereceğim. Şimdi bunu koltuk altına kadar örelim. Hep beraber beden bilgisinde koltuk altında zaten mezura ile ölçüde vererek devam edeceğim. Şimdi şu şeyin mezura ile ölçmedim. Hemen onu da ölçelim. Şimdi şu yaka ölçüsünü vermedim. Şişler ses yapıyor. Yaklaşık 40 ilmek 40 santim olmuş arkadaşlar. Bakın 40 ilmek 40 santim olmuş. Bu yaka şöyle 40 ilmek 40 santim olmuş. Şimdi ben bunu arttırarak devam edeyim. Koltuk altında buluşalım. Şimdi arkadaşlar ben koltuk altına kadar geldim. Şöyle bakın şuradaki mesafeyi size ölçeyim.
Bu 36, 38, 40 bedene uyumlu. Şimdi şuradaki iki diş haraşadan sonrasını ölçüyorum. Bakın şurada ilk arttırma yaptığımız yerden itibaren şöyle ölçüyorum. Bakın burası 25. Burası bu yakadan başlamalarda en az 24-25 yapın. Yani 24 olur, 23,5-24 o civarda. Bu 36, 38, 40 bedene olur. Şimdi siz daha büyük bedenseniz 40, 42, 44 bedenseniz bunu 26, 27 santim, 28 santim diye arttırarak gidebilirsiniz. Çünkü burasının en az dediğim gibi 24-25 santim olsun. Buna dikkat edin. Bir de herhangi bir hırkanıza veyahut da şöyle yapalım. Bunu şu şekilde yaparak da ölçebilirsiniz. Bakın şurası benim ön bedenim olacak. Şu arttırma yerim şuradan itibaren. Tabii bu biraz daha şöyle açılacak. Bakın şurası 26 santim. Yaklaşık olarak 25-26 santim. Bu dediğim gibi yani 36, 38, 40 beden için bu 24 ama 25, 26 santim iyi hırka için konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi kolu da burada kolunu şu anda şey olduğu için ölçemiyorum. Şunu da söyleyeyim. Bu ben 9 numaralı şişle yaptım. 8 ile de yapabilirsiniz. Şu sayıyı şey yapın. Buranın da sırası şuradan haraşadan sayalım daha kolay olacak. Bakın şu haraşa dişlerinden sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane şu iki tane de yakaya yapmıştık. 13, 14, 15 toplamda 15 diş haraşamız var. Ben bunu şimdi başlarken 4 burada 2 de burada 6 ilmekle başlamıştım. Burada sonunda kaç ilmeğimiz olmuş onu da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ilmeğimiz olmuş. Bakın burada bizim tam 18 tane ilmeğimiz olmuş. Benim bu yaptığım. Şimdi ayırmaları yapacağım. Ayırma yaparken de kol ve arkayı da sayarız. Çünkü şu anda sıkışık vaziyette. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şunu da bahsedecektim aklımdayken. Şimdi ben bunu 8-9 numara şişle ördüm. Eğer siz 6 numarayla 7 numarayla örecekseniz. Şimdi şuranın ölçüsü yaklaşık olarak 40 santim demiştik. 40 santim ilmek atarsınız ve burayı 40 santim şöyle yapalım. Bakın şöyle düzlediğimde bakın 40 santim yaklaşık olarak 40. 40-41 yani bu esnediği için 40 santim civarında başlıyoruz. Ve 40 ilmek başlamıştım. 8-9 şiş numarasıyla. Siz eğer 7 numarayla örecekseniz bunu 50 ilmek başlayabilirsiniz. 50 ilmek ve 6 numarayla örecekseniz de 60 ilmek başlayabilirsiniz. Şimdi şundan bahsetmeyi unuttum videonun başında. Şuradaki şimdi 6 öne bıraktık. 6 kola bıraktık, 12 arkaya bıraktık, 6 bu kola, 6 buraya, birer tane de burada arttırma şeylerimiz var, ilmeklerimiz var. Siz 50 ilmek yaparsanız arkadaşlar, ikişer tane, 2, 4, 6, 8, 10, ikişer ilmek de arttırabilirsiniz. Veyahut da arkaya 3, buralara 2 de yapabilirsiniz. 52, 53, 54 ilmek gibi. 60 ilmek yaparsanız 6 numaralı şişe, 5-6 numaralı şişede 60 ilmek yapabilirsiniz. Şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Arka ilmek sayısı, şimdi burası bizim 12 ya. Bunu arka ilmeği 2'ye bölüyorsunuz. İlmek sayısını kollara 6, 6, 6. Veyahut da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burası 40 ilmek ya. 4 tane buradaki ilmeğimi çıkartıyorum. Bu arttırma ilmeği. 40'tan 4 çıktı. Geriye ne kaldı? 36 ilmek kaldı. 36 ilmeği 2'ye bölüyorum. Pardon, 36 ilmeği 3'e bölüyorum arkadaşlar. 3'e bölüyorum. Çünkü bakın arka 12 ya. Kollarında toplamı 12, önlerinde toplamı 12. Yani 36'ya 3'e bölüyoruz. Ondan sonra 12 çıkıyor.
12'yi de birini arkaya, biri öne, 12'nin yarısı 6-6 yaptık. Biri de kolları. Yani attığınız ilmeği 4 tane ilmek çıkartıyorsunuz, sonra 3'e bölüyorsunuz. 3'e böldüğünüz ilmeğin birini arkaya kullanıyorsunuz. Yani benimki 36 idi, 3'e böldüm 12. 12'yi buraya kullandım. 6-6 buralara kullandım. 2'ye böldüm. Biri 6 kola, bir 6 kola. Diğer 6-6 da önlere kullandım. Yani bunu herhalde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu şeyde böyle yaparsanız çok güzel oturuyor vücuda. Yani attığınız ilmekten şu arttırma yerlerini 4 tane ilmeği çıkarttıktan sonra veya buraya 2-2-2-2 de koyabilirsiniz. O zaman 8 ilmek çıkaracaksınız. Sonra 3'e bölüyorsunuz. Bir arkaya, bir öne, iki de kollara paylaştırıyorsunuz. Kazak yaparken de bunu uygulayabilirsiniz. Böyle yakadan başlamalı hırka yaparken de uygulayabilirsiniz. Ha şöyle, tam bölünmüyordur mesela, bir fazladır. O zaman o fazlalığı arkaya verebilirsiniz. Yani orada mesela bu 6-6, burası 13 de olabilir. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. Herhalde anlatabilmişimdir. Şimdi burada şu o ön bilgiyi başta verecektim ama unuttum, daldım gittim arkadaşlar. Şu anda tam koltuk altı ayrımına geldik. Şimdi koltuk altını ayırmayı da bir sonraki videoda hem koltuk altını anlatalım, hem şeyimizi bitirelim arkadaşlar. Hırkamızı bitirip ilerleyelim. Bu şekilde yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Instagram'da da Örgü Hocam YouTube sayfamına da, oraya da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.